Her şeyin başı eğitim, öyle değil mi? Şunun güzelliklerine bakar mısınız? Masumiyetlerine bakar mısınız? İnanılır gibi değil ama gerçekten çok sevimliler. Bakın, Şanlıurfa'nın birçok köyünde birçok öğrenci taşımalı eğitim modeliyle başka köylerdeki okula gidiyor ama burada da tabii birçok problem var. Servisçiler yolların bozukluğunu öne sürerek ne yazık ki şimdi bazı köylere iki dönemdir gitmiyorlar. Tıpkı bu köydeki bu sevimli yavruların gidemediği gibi. İşte bu yavrular da tam iki dönemdir ne yazık ki eğitimlerini yapamıyorlar. Veronşehir ilçesinden Ceylanpınar'a bağlı Serte köyünde istikamet eden öğrencilerimiz. Geçen yılden beri okula gitmemeklerdedir. Servis gelmediği için okula gidemiyorlar. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Serte köyünde 30'a yakın öğrenci iki dönemdir okuldan uzak kaldı. Geçen dönem ikinci dönemden sonra servis gelmemişti. Bu dönemde okullar açıldığından beri servis gelmiyor. Okullarına gitmemektedirler. Eğitimden geri kalmaktadırlar. Okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ceylanpınar ilçesindeki Serte köyünde okul yok. Bu nedenle taşımalı eğitim modeliyle 14 kilometre uzaklıktaki Viren şehire bağlı Yaz Güneşi İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim görüyorlar. Önce maliyeti karşılayamadığını, ardından da yolların bozukluğunu bahane gösteren servisçiler köye girmiyor. Biz çocuklar olarak en doğal hakkımız olan okula hakkımız ellerimizden alınmış ve okula gidemiyor, ders işleyemiyor. Köy Ceylanpınar'da, okul Virenşehir ilçesinde. Köylüler bozuk yolların tamiri için belediyelerle görüştüklerini, ancak iki belediyenin de sorumluluğu birbirine attıklarını öne sürüyor. Yolların hepsi çamurla, toprakla kaplı ve hepsi yani diyorlar ki yolunuz olmadıkça servis gönderemeyeceğiz. Serte köyünün okula gidemeyen çocukları yetkililerden yardım bekliyor. Okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Bu evlatlarımızın, bu kardeşlerimizin sorunlarına bir an önce çözüm bulunması için biz de buradan duyurumuzu yapmış olalım.